Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben Nazlı Deniz Sarı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde özel eğitim öğretmeni olarak görev yapıyorum. Bugün sizlerle bireysel farklılıklara yönelik eğitim ve değerlendirme yöntemleri konusunu paylaşacağım. Bireysel farklılıklar kavramını düşündüğümüzde yaygın olarak algılanan özel eğitim ihtiyacı olan bireyler kavramı akla geliyor. Ancak bugün tüm kapsayıcılığı düzeyinde bireysel farklılıkların neler olduğunu sizlerle paylaşacağız. Sunum akışına baktığımızda bireysel farklılıkların tanımları ve nedenleri üzerine duracağız. Bireyler arası ve bireyin kendi içindeki farklılıkları bahsedeceğim. Eğitim, öğretim ve bireysel farklılıklar kapsamında farklılaştırılmış öğretime değineceğim ve değerlendirme yöntemlerinden formal değerlendirme ve informal değerlendirme konularına değineceğiz. Bireysel farklılıklar dediğimizde insanın değişmez özelliklerinden sadece birini dikkate alarak kişinin bir özelliğiyle diğerlerinden farklı olduğunu belirtmek olduğunu söylemeliyim. İnsanlar pek çok bakımdan birbirlerinden farklıdır. Bu farklılıkların nedenleri her daim ilgi çekici bulunmuştur. Bireyler arasındaki farklılıkların en dikkat çekeni fiziksel farklılıklardır. Birey sadece fiziksel özellikler açısından değil zihinsel, psikolojik, toplumsal ve kültürel açıdan da farklılıklar göstermektedir. Buna en iyi örnek aynı yumurta ikizleri de dahil olmak üzere hiçbir iki birey birbirine benzemez. Nedenlerine geldiğimizde genetik faktörlere değinelim. İnsanlarda kalıtımsal yolla aktarılan özellikler gen adı verilen birimlerce taşınmaktadır. Bazı özellikler tek bir, tek bir gen tarafından belirlenirken bazıları da çok sayıdaki genin ortak ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. İnsanlarda kalıtımsal yolla geçen özellikler içinden kan grubu, göz rengi, deri rengi gibi yalnızca birkaç özellik çevresel etmenlerden etkilenmeden Anne babadan alınan genetik olarak aktarılan biçimiyle bireyin yaşamı boyunca devam eder. Çevresel etmenlere odaklanalım. Genetik faktörlerin alt ve üst sınırları belli olan belli başlı özelliklerin çevresel etmenlere bağlı olarak değişebildiği bilinmektedir. Örneğin bireyin boyu anne babadan aldığı genetik e anne babadan aldığı kendisine genlerle aktarılan alt ve üst sınar, sınırlar içerisinde beslenme, spor, içla, e, ilaç kullanımı gibi e, çevresel etmenlerin etkisiyle değişebilmektedir. Ancak hiçbir zaman genetik mirasın alt ve üst sınırlarının dışına çıkmaz. Aynı durum bireylerin zeka ve yetenekleri kapsamında da geçerlidir. Zeka ve yetenekler e, geliş zeka ve yeteneklerin gelişiminde anne babanın gen, gen aktarımının ya da çevresel etmenlerin mi daha etkili olduğu her zaman merak konusu oldu. Bu konudaki en önemli bilgileri ikizler üzerinde yürütülen çalışmalar bizlere sunmaktadır. Bir bireyin zekasının ve yeteneklerinin alt ve üst sınırının Genetik olarak belirlenmiş olduğu ancak bireyin bu sınırlar içerisinde ne düzeyde gelişeceği çevresel etmenlere, yaşadığı deneyimlere ve aldığı eğitimlere bağlıdır. Eğitimcileri, biz eğitimcileri ilgilendiren konu ise bireylerin doğuştan getirdikleri gizil güçlerini nasıl belirleyebileceğimiz ve her bireye kendine özgü gizil güçlerini geliştirebilmesi için çevreyi nasıl düzenlememiz gerektiği sorusuna yanıt bulmak olacaktır. Çünkü ancak bu yolla bireylerde istendik davranışların gelişmesini sağlayabiliriz. Bireysel bireyler arası farklılıklar ve bireyin kendi içindeki farklılığı kavramlarını şimdi biraz daha yakından inceleyelim. Bireysel farklılıklara değindim. Şimdi bireyler arası farklılıklara odaklanıyoruz. Bir bireyin diğer bireylerden birden fazla değişmez özelliğinin farklı olduğunu belirtmektedir bu kavram. Bireysel bireysel bireyler arası farklılık kavramı kişilerin birden farklı, fazla özelliklerinin ölçüldüğü ölçü araçlarının geliştirip uygulanmasına bağlı olarak gelişen bir kavramdır. Burada bahsedilen aslında bireyin Norm içerisindeki farklılığından bahsediyor. Yani daha somut açıklamam gerekirse normal gelişim gösteren bireylerin arasında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin belirlenmesi sürecine dayanıyor. Böylece bireyleri bir özelliğiyle ölçmek yerine pek çok özelliğiyle ölçmeye hizmet eden bir değerlendirme sisteminin geliştirilmesine hizmet etmiştir bu kavram. Bireyler arası farklılığı ölçebilmek için norm kümesinde yer alan bireylerin gelişim alanlarında zihinsel süreçlerde ya da disiplin alanlarında göreceli yeterliliklerini belirlemek için ölçü araçları hazırlanmıştır. Başarı ölçü araçlarından yararlanılarak derslere göre sınıf içerisinde öğrenci kümelerin oluşturma, yine öğrencilerin birden fazla özelliğinin ölçümlenmesinin sonucu olduğu bilinmektedir öğretmenden derslerde ve hatta ünitelerde öğrencilerin farklılaşan düzeylerini belirleme ve öğrencilerin belirlenmiş olan düzeylerine göre öğretim planlanması, desenlenmesi ve uygulama, uygulanmasının beklenmesi bireyler arası farklılıkların ölçülmesiyle mümkün olmuştur. Bireyin kendi içerisindeki farklılığına gelelim. Bireyin kendi içindeki yeterliklerini ölçerek ve ölçülen beceri ve yeterliklerin kendi aralarında karşılaştırılarak belirlenmesi sürecidir. Aslında bu konuya oldukça hakim olduğunuzu düşünüyorum. Bireyin kendi içerisindeki farklılığı gerçekten özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde çok sıklıkla kullandığımız bir kavram. Burada örnek vermem gerekirse. Birey için verilen metnin e, ana fikrini belirler, iki bilinmeyenle denklem çözer gibi e, bireyin yapabildiklerinin belirlenmesi akademik alanlardaki düzeylerini ölçmenin sonucudur. Bireyin ortalama performansa göre değil, her bir alanda yapabildiklerine göre öğretim düzenlemelerine yer verme düşüncesiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanır. Bireyin akademik alanlarda, gelişim alanlarında gereksinimlerine göre eğitim planları oluşturulduğunda bireyin kendi içindeki farklılıkları dikkate alarak eğitim düzenlemeleri yapılmış olur. Eğitim, öğretim ve bireysel farklılıklar konusunda, e, isterseniz öncelikle eğitim ve öğretim e, tanımlarına bakalım. Hepinizin bildiği üzere eğitim en geniş anlamda bireyin doğumuyla başlayan ve yaşam boyunca devam eden bir süreci betimlemektedir. Bu süreçte birey doğuştan getirdiği pek çok özelliğini çevreyle etkileşim sırasında ortaya çıkarır ve geliştirme olanağı bulur. Yeni bilgi ve beceri, tutumlar kazanmaktadır. Öğretim ise Belirli bir kurumsal yapılanma içinde yani okul, sınıf, önceden belirlenmiş amaçlar doğrultusunda bireyin bu amaçlara ulaşmasını sağlamak üzere planlı ve programlı bir biçimde öğrenilmesi beklenen içeriğin dağıtımı ve bu içeriğin öğrenilmesini destekleyecek ve kolaylaştıracak öğrenme etkinliklerinin uygulanması süreci olarak tanımlanır. Farkındaysanız eğitim en kapsayıcı kavram, öğretim eğitimi sürecinin devamında olmazsa olmaz bir özellik. Öğrencilerin belirli bir tür eğitim uygulamasından yararlanma düzeyleri, tercih ettikleri öğretme öğrenme yaklaşımları ve her bir öğrencinin belli bir türdeki öğretim uygulamasına tepkisi sahip olduğu bireysel özelliklere göre farklılaşır. Öğrencilerin öğrenmeleri ve belirli bir türdeki öğretimden yararlanma düzeyleri üzerine etkili olan bireysel özellikleri değişen ve değişmeyen bireysel benzerlikler ve farklılıklar olarak dört ana kategoride belirtilmiştir. Değişmeyen benzerlikler, bireyde zaman içinde çok fazla değişmeyen, bireyler arasında genellikle benzer olan özelliklerdir. Örneğin, sağlık durumu ve yaşı, Birbirine yakın bireylerin duyu organlarının çeşitli uyarıcıları algılama kapasitesiyle insan beyninin bilgi işleme kapasitesinin yakın sınırlar içerisinde olması gibi. Değişmeyen farklılıklar bireyde zaman içinde değişmeyen ancak bir toplumdaki bireyler arasında değişkenlik gösteren özelliklerdir. Örneğin bireylerin zeka bölümü, bilişsel biçimleri, psikososyal özellikleri gibi. Değişen benzerlikler bireyde zaman içinde değişebilen ancak toplumdaki bireylerin çoğunda genellikle benzer bir seyri izleyen özelliklerdir. Örneğin, bireylerde zihinsel gelişim, dil gelişim, psikososyal gelişim ve ahlaki gelişim süreçlerinin işleyiş mekanizması gibi. Değişen farklılıklar hem bireyde zaman içinde değişebilen hem de bir toplumdaki bireyler arasında değişkenlik gösteren özelliklerdir. Örneğin bireylerin zihinsel gelişim düzeyleri dil gelişim düzeyleri psikososyal gelişim düzeyleri ahlaki gelişim düzeyleri ve ön bilgi düzeyleri gibi. Bir öğretim uygulaması Hedef kitlesi olan öğrencilerin bilişsel, duygusal toplumsal ve fizyolojik özelliklerini ve bu özelliklere dayalı gereksinimlerini dikkate alabildiği ölçüde başarılı olabilecektir. Öğretmenler öğretimde düzenlemelere karar verirken öğrencilerin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate almak durumundadırlar. Eğer biz bireysel bireylerin bireysel farklılıklarına dikkate almadığımızda sınıf içerisinde işte sunulan aynı öğretim sunumunda farklı öğrenme biçimlerinin olması karşımıza çıkıyor. Ancak her bir bireyin aynı düzeyde öğretim hakkına sahip olduğunu zaman zaman gözden kaçırıyoruz. Bireysel farklılıklara en saygılı olduğu değerlendirilen farklılaştırmış öğretime burada biraz detaylıca bakacağız. Gündemde oldukça farklılaştırmış öğretimi duyduğunuzu biliyorum. Bunun sadece özel eğitim öğrencileriyle bağdaştırıldığı da bir yanılgıdır. Farklılaştırmış öğretim herkes içindir ve bireysel farklılıklara oldukça saygılıdır. Farklaştırmış öğretimin tanımlarına bakalım. Hall'a göre farklaştırmış öğretim öğrencilerin bilgi, kavram, okuma, dil, öğrenme öncelikleri, ilgileri gibi özelliklerini tanıma, aynı sınıftaki farklı becerilere sahip öğrenciler için uygun öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını kullanma, her öğrencinin bireysel başarılarını ve öğrenmelerini en üst düzeye çıkaracak etkinlikler planlama olarak tanımlamaktadır benzer bir tanım da tomlinson'dan geliyor farklılaştırılmış öğretim öğrenme süreçlerinin ve ortamlarının öğrencilerin öğrenmelerine yardımcı olacak şekilde gereksinimleri ilgileri ve hazır bulunuşluklarına göre tasarlanma süreci olarak belirtiyor Farklaştırmış öğretim, farklı özelliklere sahip öğrencilerin kendilerine sunulan teknik bir öğretimden aynı düzeyde yararlanmalarını beklemenin gerçekçi olmadığı bir süreç. Hiçbir öğrenci bir diğeriyle aynı özelliklere sahip değil. Her birinin eğitim ortamına gelirken beraberinde getirdiği ön bilgi, ilgi, öğrenme öncelikleri, tercihleri ve stilleri sosyoekonomik ve gelişim özellikleri farklı gö ıı, farklılık göstermektedir. Bu nedenle de farklı özelliklere sahip bu öğrencilerin aynı düzeyde öğrenme gerçekleştirmeleri çok mümkün değil. Örneğin aynı sınıfta eğitim alan işitsel öğrenme stiline, normal gelişime ve zeka düzeyine sahip bir öğrenci ile görsel öğrenme stiline ya da gelişimine ıı, ıı, görsel öğrenme stiline ya da e, gelişimsel geriliğe sahip olan öğrenciler sunulan aynı öğretimden benzer şekilde yararlanamazlar. Sözü edilen öğrenci özelliklerinin öğretimin etkili olmasındaki rolü büyük olmakla birlikte, bu süreçte öğretilecek içeriğin özellikleri, kullanılan öğretim yöntemleri ve öğretim ortamının öğrencilerin farklı özelliklerine göre çeşitlendirilmesinin rolü de yadsınamaz. Her bir öğrencinin öğretimden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamanın yolu öğrencilerin farklı öze özelliklere ve gereksinimlere sahip olduğu göz önüne bulundurularak öğretimi mümkün olduğu kadar farklılaştırmaktan geçer. Öğretimi çeşitlendirmenin yolu ise içerik Süreç ve ürün boyutlarını içerecek şekilde öğretimi farklılaştırmaktır. Farklaştırmış öğretimin en güzel örneklerinden biri yapısı gereği bireye özgü olmasından ötürü özel eğitim hizmetleridir. Farklaştırmış öğretimin temelinde dört ilke bulunmaktadır. Bunlar: Her çocuk ve öğretmen öğrenebilir, tüm çocukların eğitimde en üst düzeyde yararlanma hakkı vardır. Tüm öğrenciler için ilerlemeler belirlenmeli, tanımlanmalı ve ödüllendirilmelidir. Sınıftaki öğrencilerin ortak ve farklı bireysel özellikleri, bireysel gereksinimleri vardır. Bu ilkelerden yola çıkan farklılaştırılmış öğretim, öğrencilere öğrenilecek içerik üzerinde çalışmaları bilgiyi anlamlandırmaları ve işlemeleriyle ürün oluşturmaları sırasında farklı yollar sunmayı amaçlar. Bu amaçla farklılaştırılmış öğretimde öğrencilerin ilgi, hazır bulunuşluk ve öğrenme özelliklerine göre içerik, süreç ve ürün, üründe sistematik olarak farklılaşmalara gidilir. Ancak şöyle bir yanılgı var. Her öğrenci için ya da bir sınıfta bulunan bütün öğrenciler için sanki her süreçte farklılaştırma gerekiyor gibi algılanıp, farklılaştırmış öğretim çok gözde büyütülüp uygulanmasının zorluklarına yol açıyor. Ancak öyle değil. Bazı öğrenciler için süreci farklılaştırmanız, diğer öğrenciler için bir öğrenci için ürünü farklılaştırmanız, aynı öğrenci için farklı derslerde her bir süreç için farklı laştırma yapmanız olası. Yani Nazlı için matematik dersinde ürünü farklılaştırmanız yetebilir. Aynı Nazlı için e, Türkçe dersinde süreci farklılaştırmanız yetebilir. Burada en önemli husus öğrenciyi tanımaktan geçmektedir hocalarım. Öğrenciyi ne kadar iyi tanırsanız o kadar iyi müdahalelerde bulunacaksınız. Öğretim farklılaştırmış öğretimin e, bireye saygılı olması, bireysel farklılıklarına ve öğrenme süreçlerine odaklanması gerçekten eğitim hakkının ne kadar korunduğunu bizlere anlatabiliyor. Tabii bu süreçte belirleyici olan öğrencinin özellikleri doğrultusunda öğretmenin farklılaştırma gereksinimi belirlemesi. Yani sizler farklılaştırma gereksinimlerini e, nitelikli belirleyebilmelisiniz ve çocukları tanıyarak zaten bunu yapabilirsiniz. Şöyle ki şimdi şekil 1'i açacağım. Farklılaştırılmış öğretimin planlaması ve uygulanmasına ilişkin içerik, süreç ve ürün döngüsünü gösteren bir slayt olacak bu. İçerik, süreç ve ürün döngüsüne baktığınızda hepsinin birbiriyle etkileşim içinde olduğunu görebilirsiniz. İçerik düzenlemesi neyi kapsar? Öğretmenin ne öğretmeyi planladığını kapsar. E bu tabii ki öğrencilerin kendi içindeki farklılıklarına odaklandığınızda süreci kolaylaştırabilir. Tabii ki zaman zaman çok kalabalık sınıflar olduğu göz önüne alındığında başarı testleriyle öğrencileri bireyler arası farklılıklar olarak baktığımızda da zaten içerik planlaması önem kazanıyor. Süreç öğretmen öğretimi nasıl planlayacak? Tüm sınıf olarak mı, bireysel mi, grup mu yoksa e, grup ve eşler şeklinde, kümeler şeklinde mi planlayacak? Bunu anlatıyor. İçeriğin değerlendirilmesi yani aslında ürün neyi sunacaksanız onun ürününü yani içerik ürününü geliştirmeniz gerekecektir bireysel farklılıklara göre. farklaştırılmış öğretim yalnızca özel eğitim gereksinimine ihtim, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere ve öğretmenler içinmiş gibi e, algılansa da e, sıralanan basamakların ve uyarlamaların farklı özelliklere sahip öğrencilerin yer aldığı tüm sınıflar ve okullar için uygulanabileceği unutulmamalıdır farklı özelliklere sahip öğrencilerle çalışan tüm öğretmenler etkili öğretim sunmalarına tüm öğretmenler için etkili öğretim sunmalarına rehberlik edecek bir yöntemdir. farklılaştırılmış öğretimde burada da belirtildiği gibi sadece özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde kullanılabilecek gibi hatta yasal bir zorunluluk olması dolayısıyla bireysel farklılığının na yönelik bireysel eğitim planı hazırlama gibi sınavlarında düzenlemeler yapmak gibi bunlar yasal zorunluluk olduğu için sanki farklılaştırmış öğretim sadece özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunuluyor gibi düşünülse de hayır bu tüm öğrenciler için tüm kademelerdeki tüm öğretmenler ve tüm öğrenciler için kullanılabilecek bir yöntemdir. Değerlendirme yöntemleri bölümüne geldiğimizde öncelikle formal değerlendirme yöntemlerine bakacağız. Burada şundan bahsediyoruz aslında bireysel farklılıklara tekrar kısaca bir geri döneceğim. Neden özel eğitimle bağdaştırılıyor bu kavram? özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin tanımlanması sürecinde belli başlı ayırt edici testler kullanılıyor biliyorsunuz. bunu da kanun kapsamında özel eğitim ve rehberlik pardon, rehberlik ve araştırma merkezleri tarafından yapılmakta. E, tabii ki biz e, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencileri değerlendirirken çok fazla e, farklı yöntem kullanıyoruz Tabii ki bunların içerisinde standartlaştırılmış testler yani sizlerin e, bildiği zeka testleri e, zaman zaman gözlemler mutlaka aile görüşmeleri portfolyolardan yararlanıyoruz bir bütüncül bakış açısı gerektiği için e, burada da e, değerlendirme yöntemlerini, formal ve informal olarak şöyle bir toparlamak. Seher birinin sizlerin bildiğinizi biliyorum. Biraz şöyle bir üzerinden geçelim. Standartlaştırılmış başarı testleri öğrencilerin akademik ilerlemesinin ya da programdaki performans düzeylerini ölçmek için hazırlanmıştır. Öğrencilerin öğretim alanındaki durumunun aynı yaş grubundaki ya da aynı sınıf düzeyindeki diğer öğrencilerin performans ortalamaları ile karşılaştırılmasıdır. Grup başarı testlerine geliyoruz. Bu testler sadece tarama ölçümlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bireysel başarı testlerine baktığımızda çeşitli program alanlarında öğrencinin performans düzeyi hakkındaki bilgi hakkındaki bilgiyi verirler. Örneğin bireysel tanı, tanılayıcı matematik testi sayılar, dört işlemle hesaplama, kesirler, geometri ve sözel problemleri içeren alt testler gibi oluşuyor. Psikolojik testlere geldiğimizde özellikle öğrencinin zihinsel ya da öğrenme yetersizliği ile ilgili olup olmadığını tanımlamak için kullanılan testler bunlar. Psikolojik testlerin genel amacı öğretim durumlarında öğrencinin öğrenmesini etkileyen temel yeteneklerini ölçmektir. Örneğin anlama önemli bir öğrenme yeteneğidir ve çoğunlukla psikolojik testlerle değerlendirilir. Burada ufacık bir parantez açacağım. Ee, psikolojik testler de tabii ki kendi içerisinde ayrılıyor, nöropsikolojik, psikolojik gibi. Ee, bu testlerin e, okullarda rehber öğretmen, psikolojik danışmanlar tarafından uygulanabildiği ya da rehber karşıma merkezi, e, tıp alanında çalışan psikiyatri ve psikologlar tarafından uygulanabildiğini unutmayalım. İnformal değerlendirme yöntemlerine baktığımızda, öğrencinin izlediği programla ya da gerçek dünyadaki görevleriyle ilgili performansına dayandırılan testler olduğu görülmekte. programa dayalı değerlendirmeye bakalım. standart başarı testlerinin ve psikolojik testlerin sınırlı yararına karşılık alternatif bir seçenek olmaktadır. programa dayalı değerlendirme sınıfta öğretilen beceri ve kavramların ölçülmesi üzerinde durur. Böylece öğretilen beceri ve kavramlarla test edilen beceri ve kavramlar arasında eşleme yapılabilmektedir. Ölçüt bağımlı değerlendirmeler, ölçüt bağımlı testler öğrencinin belirli alanlardaki yeterliliklerini ve yetersizliklerini açıklayan testlerdir. Öğrencinin gelişimini devamlı izlemeye e, izin verirler. Öğrenci ürün dosyası Öğrencilerin sınıfta, okulda ve evde yaptığı ürünleri içeren bir gelişim dosyasıdır. Bu dosyada yer alan veya bir yer alan bir veya daha fazla alandaki amaçlı işlerin ve çalışmaların incelenmesiyle öğrencilerin gayretleri, ilerlemeleri, başarılarını değerlendirmek ve belgelemek mümkün olmaktadır. Bu ürünler görsel, yazılı veya işitsel kayıtlar olabilirler. Beceri analizine gelelim. Öğretimle doğrudan ilişki kurmaya hizmet eden informal değerlendirme tekniklerinden biri olduğu bir gerçek. Öğretmen karmaşık bir becerinin edinimini kolaylaştırmak amacıyla öğretimin düzenlenmesi için hedeflenen beceriyi temel öğelerine ve alt adımlarına ayrıştırarak bireyi her bir adımda değerlendirme yoluna gitmektedir bu yöntemde. Doğrudan gözleme gelelim. Öğrenci performansının doğrudan değerlendirilmesinde objektif ve yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Öğretmenler sadece öğrencinin ne yaptığını değil, aynı zamanda sınıfta neyin, ne zaman ve niçin yaptığını da gözlemek ihtiyacındadır. Gözlemsel değerlendirme belirli bir ortamda ve zamanda öğrencinin hareketlerini ve davranışlarını doğrudan izlemeyi, dinlemeyi ve kaydetmeyi içerir. Gözlemsel değerlendirme doğrudan ölçülebilen ve tanım, tanımlanabilen davranışlar için kullanılır. Aslında gözlem tekniği biliyorsunuz çok yaygın kullanılan bir tekniktir. Her birinizin e, bu yöntemi kullanarak öğrenci davranışlarını açıkladığınızdan eminim. Hata analizi öğrencilerin okuma yazma ve matematik alanlarında verilen görevlerde yaptıkları hataları ve güçlük alanlarını belirlemek için çalışma örneklerini inceleme tekniğidir oldukça etkili bir tekniktir hem okuma becerilerinde hem yazma becerilerinde hem de matematik becerilerinde çok spesifik hatalar yapan öğrencilerin hata analizi yoluyla yaşadıkları bu hataların giderilmesi çok kolaylaşır Görüşmeler genellikle yüz yüze yapılan sözel bir etkileşim olduğunu biliyorsunuz. Katılanlar öğrenci ile ilgili bilgileri birbirlerine sözel yolla paylaşırlar. Anketler anne baba öğrenci ya da başka uzmanlardan bilgi sağlamak için öğretmenlere kontrol listesinden ya da dereceleme ölçeklerinden daha fazla bilgi etmeyi amaçlayan soru grubu diye tanımlanabilir kontrol listesi. Kontrol listesinde amaç öğrencilerin gelişimini ve yeterlik düzeyini değerlendirmektir. Program kontrol listeleri uygulanan program ve aşamalar ile ilgilidir. Davranış kontrol listelerinde sosyal beceriler ya da belirli davranış sorunları yer alır. Kontrol listeleri genellikle bilişsel, küçük ve büyük motor gelişim, sosyal ve dil gelişimi alanlarına göre hazırlanmaktadır derecelendirme ölçeğine bakalım son olarak. Bu ölçeklerin amacı öğretimi planlamak, çocuklar hakkında gerekli bilgiyi hızlıca tanımlamaktır. Bu ölçekler öğretmene öğrencinin belirli bir özelliği hakkında daha detaylı bilgi edinmesini sağlarlar. Bireysel farklılıklara yönelik eğitim ve Değerlendirme yöntemleri konusundaki sunduğum bu sunumum bitti. Her birinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.